yani. Asansör burada yaramaz, kullanamayız abi. Asansörü şu an arz edilen şey bu. Masraf lan bu köprü geçer, çok rahat geçer karşıya. Aynen. Çok rahat geçer karşıya. İki tane ayak mı var arkadaş Allah aşkına ya? İki parça, üç parça beton yerde dökülüp kaldırıp buraya koyulacak. Şu mahalleyi de anlatır mısınız? Aşağıda mahallede kaç hane var? Mahallede 100 hane var arkadaşlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Yalan mı? Bak söyleyin, herkes buradadır ya. Belki daha fazla. Belki de daha fazladır yani. Dilekçe verdik. 200 kaç dilekçe verdiniz? 340. 340 imzamız var. 300 mahalleden alındı. Evet, evet, mahalleden imza. Bunu başka evet. Karşıdan vermez bana adam bunu imza. Biz zaten gönderdik. İki sefer başkana şey gönderdik. Dilekçemiz cevaplandı mı? Cevaplanmadı diyor. O bile cevaplanmadı. Dilekçemize cevap vermedi. Gelmedi de. Olumsuz cevabı gelmesi lazım. Biz, ne olumlu geldi ne olumsuz. 300 kişiden fazla imza toplayarak dilekçe sunduk. Fakat dilekçemize cevap gelmedi. Neydi? Belediye başkanlığına. Burada biz araç yolu istiyoruz diye dilekçe yazdık. Ve buradaki mahalledeki komşularımız hep beraber imzaladılar. Bu imzalar sunuldu. Ama dilekçemiz henüz şu an için cevap gelmedi. Gelmemesi bir tarafa, inşaat başlatılarak sürdürülüyor. Bize biz cevap verilebilirdi. Sizin dilekçenizin gerekçesi şuydu. Bundan dolayı şöyle şöyle gelişmeler oldu. Yapamıyoruz ve yapıyoruz. Bir dilekçemize cevap da verilebilirdi. Bunu da cevabını alamadık. Koçoğlu'na bile biz 200 tane imza gönderdik. Koçoğlu'na burada. Kültürde yemeğe vardı, yemeğe gelmişti. Kültürde geçen dönemde işte. Toçoğlu'na bile verdi, 200 tane imza çarptı. 200 tane imza böyle gelsin, insanlar burada aşağıya. Hep olacak, yapacağız diyorlar ama hepsi şeyde lafta kalıyor ya. Özellikle şunu da arz ederek ben konuyu kapatmak istiyorum. Biz yetkililerimizin şu anki toplumsal yapıda sıkıntılarını biliyoruz. Devletimiz sıkıntı içerisinde. Hepimiz elimizi taşımızın altına koymaya çalışıyoruz. Madem bizim arzu ettiğimiz şey şu. Hiç yapılmazsa biz ülkemize sesimizi bile çıkarmayacaktık şu aşamada. Zor zamandan geçiyoruz. Hep beraber sıkıntıları beraberce aşmak zorundayız. Şimdiye kadar onun ama, için bu millet sustu ya. Ama madem yapılıyor, madem buraya masraf ediliyor, madem burada bir gider gösteriliyor, fatura gösteriliyor. O halde bunu vatandaşın arzu ettiği şekilde bize hizmet olacak şekilde dönüştürülürse bundan çok memnun oluruz. Madem ya hiç yapılmasın, yapılıyor buraya masraf ediliyor, o zaman buradaki vatandaşın istifadesine sunulsun. Bak izleyeceğim, o ne şey oğlum? Devlet Demiryollarından şöyle bir talep de gelmiş. Bize yetkililer tarafından iletildi. Bizim yapacağımız asansörlü geçitin araç yolu için herhangi bir engel teşkil etmez gibi bir ifade kullanılıyor. Devlet Demiryolları tarafından böyle bir ifade geldi bize. Şimdi mantıken düşündüğümüz zaman buraya asansörlü bir üst geçit yapıldıktan sonra araç yolu için bir imkan kalır mı burada Allah aşkına? Bu bir çocuk oyuncağından başka bir şey değil. Oyalanma. Yani bize diyorlar ki biz sizin ağzınıza bir şeker verelim, siz ondan biraz emin, biz işimizi bitirelim. Bu mantıkla hareket edilmez. Bize doğru söylesinler, yapamıyoruz, yapmıyoruz. Bize böyle mi söz verdiler, bizden oyuk geldi topladı. Kim söz verdi size? Büyükşehir Belediyesi'nin hanımı geldi bize. Ne dedi? Sizin siz yeter ki oy verin, biz kazanalım, biz sizin köprümüzü yapacağız, iskelet yapacağız. Burası yapılacak dedi. Oy verdiniz, yapılmadı. Yok, hani bekliyoruz, yapmış bunu yapacağız, bunu da istemiyoruz biz. Ya. Buna söz verip de bir şey yapmam, bir tane yok. Bir Ekrem Yüce'ye umut etti. Hani inşallah bu yapardı. Bir şey için. Ama bak burada yok. Bize asansör geldi buraya. İstemiyor. Hatta ben buradan aşağı gittim. Kendisi bile dedi ki ben seni gördüm. İlle de yaptıracağız biz bunu. Buradan aşağı gittim, ben nefes nefese kalmıştım. Ya bu köprü bir şey olur mu? Ya bu köprü biz yıkarız. Biz insan değil miyiz? Biz burada yatamıyoruz. Bunun daha büyüğü gelecek yani. Bu daha basit bir tarafa. Çekme beni abi ya. Yazık değil mi bize? Günah değil mi bize? Bir de asansörle uğraşacağız. Ya yapılacak ya da? Ya da yapılacak. Başka yolu yok. Bize söz verildi. Buraya geliyorlar. Seçim zamanı söz veriyorlar, veriyorlar. Ama hala gelmiyorlar. Buradan belediye başkasına sesleniyorum. Lütfen köprümüzü yapın. Bu köprüyü biz durdururuz. Sadece bir taksi geçeceği bir yol olsun. Yani çok büyük bir şey istemiyoruz. Sadece bir üst geçit, dolmuşların şuraya ineceği bir yer istiyoruz. O asansörün yerinde kalmış istersen. Pazar günleri hiç olmazsa şu insanlara bir dolmuş etsin istiyoruz. Dolmuşlar gelmiyor yol uzak diye. Pazar arabasıyla nasıl geçiyorsunuz buradan? Eziyet de. Çıkıyoruz işte, canımız bakın çıkıyor. Bakın bir sürü. Burada yukarı, buradan aşağı inene kadar. İki tane, üç tane özürlü insanımız var. Hiçbir yere çıkamıyor. Allah'ın izniyle bu başvurduk, bunu bırakmayalım. Bırakırsak? Cemre'yi bırakacağı yok. Bırakıyoruz, burayı bırakırsak ya yaparız, bu daha da bir şey yapamaz. Hadi Allah hayırlısı nasip eylesin, bizden bu kadar. Tamam.
Hocam. Ama tanımaz, ne yaptınız, ne yapacağız? Yapacaklarsa şey yapsınlar, yapmayacaklar istemiyoruz o kadar. Yani Ekrem Yüce'ye özellikle ona sesleniyorum. Hanımı bak beni tanısın, hava sağlı görür beni. Bize söz verdi. Buradan herkesin inip çıktığını gördü. Yazık dedi. Yani ben utandım bunu buraya yapanlar. Söylediklerini unutmasın. Burayı yapsınlar. Yapmasalar biz istemiyoruz. Bu şeyi istemiyoruz. Bıraksınlar. Madem yapma öyle bırak al. İstemiyoruz. Bir de hadi oy kapıya gelip kimse alın. Kimse o için işini kaldıracağız bundan sonra. Yok oy mu? Kimseye.